Van bildiğiniz üzere Urartuların başkenti. Van Bölge Müzesi işte Van şehrinin merkezinde çok sınırlı bir sayıda bir kapasitesi vardı. Eserlerinin büyük bir kısmı depoda birikiyordu. Yıllardır hep gündeme geliyordu. Van Müzesi'ne yeni bir müze yapılması gerektiği. Hatta yan tarafında bir otopark denilen bir bölge vardı. Oraya yeni bir proje, bakanlık bir proje hazırladı. Yanlış hatırlamıyorsam 95-96 yılında bir proje hazırlandı. Fakat biz de gerek meslek örgütü başkanı iken gerek Çekül bölge koordinatörü olarak gerek bir Vanlı olarak bir akademisyen olarak da zaman zaman basında Van'ın çok acilen, çok kapsamlı, Urartuların madem başkenti, madem eserlerimizin büyük bir kısmı depoda, bunların tanıtılması ve çok geniş kapsamlı bir müze yapılması gerektiğini dile getirdik. Yine dönemin Van Valisi Sayın Münir Kararoğlu döneminde Kültür Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte bir arsa alışverişi yapıldı. Van Kalesi'ndeki birçok tarihi cami Kültür Bakanlığı'na devredildi. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bugünkü Abdurrahman Gazi Camisi'nin hemen karşısındaki alan ise Kültür Turizm Bakanlığı'na verildi. Bu kapsamda buraya bölge kültürüne uygun bir müze yapılmasına karar verildi. Projeler meslektaşımız ve hemşerimiz Bahadır Kul tarafından hazırlandı ve uygulamasına geçildi. Proje aşamasında projeyi biz değerlendirdiğimizde o zaman Mimarlar Odası Başkanıydım. Projenin fonksiyonel yapısı kuşkusuz mimarın tasarımı saygı duyarız. Fakat form itibariyle kalenin yapısına uygun bir formda olmadığını, bu konuda mutlak suretle bir yarışmayla ya bölgesel ya ulusal anlamda bir yarışmayla yapılması gerektiği ve bir seçici kurulun olması gerektiğini defaten dile getirdim. Hatta bununla da ilgili Sayın dönem valisine ve basına da açıklama yaptım. Form olarak kullandığı malzeme itibariyle mantık olarak işte kalenin yansımasının orada görülmesinin çok doğru bir yaklaşım olmadığını, gerçek olan bir şey varken niçin aynadan bakma gereğini duyayım. Form itibariyle de tamamıyla adeta bir fabrikayı ya da bir AVM iş merkezini dıştan yansıttığını, kentin, bölgenin mimari öğelerinin taşımadığı düşüncemi o zaman da paylaştım. Halen de aynı düşüncedeyim. Zaman zaman da kamuoyu gündeminde tartışma konusu olmaktadır müzenin konumu. Hakikaten böyle bir tarihi bir yapının, Urartuların başkenti olan Tuşba'nın hemen kuzeyinde bu formda bir yapı yapılmasının form açısından, mimari kurallar açısından doğru olmadığı bir gerçek. Ancak bugün iç dekorasyon, tefriş ve diğer kısımlarına baktığımızda modern bir müze görünümde olduğunun, iç kısımdaki tefrişinin ve diğer hususlarının hakikaten önemli olduğunun, ciddi bir emek olduğunu görmekteyiz. Benim değerlendirmem hem malzeme olarak hem de form olarak bölge mimarisinin özelliklerini taşımadığını, ki biz de mimaride yerellikten ulusallığa, ulusallıktan da evrenselliğe ulaşmanın gerektiğinin olduğu düşüncesindeyim. Bu kapsamda Van Müzesi'nin form itibariyle, dış algı itibariyle değerlendirdiğimizde ne yerelin, ne bölgenin, ne de ulusalın hiçbir izinin taşımadığı kanaatindeyim ki bu yapılar son derece önemli yapılardır, kamu yapılarıdır. Taşıdığı dönemin izini taşır, adeta dönemin mührü olarak karşımıza çıkar. 2010 yılında tasarlanıp ve uygulaması Kültür Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yapının formunun Van'a yakışmadığı kanaatindeyim.
Bildiğim kadarıyla tek projeydi. Yani ben işin direktmen içinde değildim. Dıştan bir gözlem gözüyle baktığımda tek kişi tarafından, bakanlık tarafından ya da valilik tarafından ilgili mimari sipariş edildiğini biliyorum. Urartuların kullandığı ana malzeme taş. Taşı iyi işleyen bir uygarlık olduğunu biliyoruz. Van Kalesi'nde ve Van bölgesinde Urartu yapılarına baktığımızda bu bağlamda ya da sadece Urartu'da değil, Urartu'dan sonraki gelen birçok uygarlık, Selçuklu, Osmanlı, belki günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleriyle de birlikte bizim buradaki temel eleştirimiz kuşkusuz çağdaş bir yapı ama bunu örnek diyelim o kalenin oraya değil de kaleciye yapsaydı ya da tarihi bir dokunun olmadığı yere yapsaydı saygı duyulurdu mimarlık anlayışı içerisinden. Ben böyle bir müze tasarımı yapmak istiyorum. Bu mimarın tasarımıyla alakalıdır. Bu konuda herhangi bir fikir beyan etmemizin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Benim eleştirim tarihi dokuyla yapının uyum içerisinde olmadığını söylüyorum. Söylemek istediğim budur. Tekrar söylüyorum, iç dekorasyonu, tefrişi güzel. En son gezdiğimde de ciddi bir emeğin olduğu bir gerçek. Fakat dış hem malzeme hem de form itibariyle bölge ve bulunduğu konum mimarisiyle herhangi bir ilgisi, alakası olmadığı kanaatindeyim.